Ankebut suresi ve ila Medyen'e ahahum Şuayb'a. Medyen'e de kardeşleri Şuayb'ı gönderdik. Fekale ya kavmi ibudullaha. O da onlara dedi ki ey kavmim Allah'a kulluk edin. Varcul yevmel ahira. Ve ahiret yurdunu ümit edin. Ahiret yurdunun beklentisine kapılın. Ve la ta'tu fil ardı mufsidin. Yeryüzünde fesat çıkarmayın. Şimdi bu ikili de birlikte dikkat çekiyor. Demin Karun'a verilen öğütte de bu vardı. وَبْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللّٰهُ الدَّارَ الْآخِرَةِ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ. Ahiret yurdunu iste, dünyadan yana nasibini unutma, yeryüzünde fesat çıkarma. Sanki kişinin ahirete yönelik bir planı, ajandası olmaz ise yapacağı alternatifi yeryüzünde fesat çıkarma. Çünkü ileriye dönük beklentisini ahiret ile kurgulamamış, buna odaklanmamış kimsenin bunu gerçekleştirmek için yöneleceği saha yeryüzü sahası. Yeryüzü sahası da sınırlı olduğu için başkalarıyla kavga edecek demektir. Sonsuz beklentisini yeryüzünde karşılamaya kalkanlar illaki başkalarına tecavüze yönelecekler. O yüzden Allah Karun'un bu ilk başlangıçta ahiret beklentisinden kopup dünyaya yönelmesini de وَلَاكِنَّهُ اَخْلَدَ اِلَى الْاَرْضِ. Yeryüzüne sonsuz bir şeyle yöneldi. Kendi sonsuzluğunu yere yönelerek karşılamaya veya bütün hulud sonsuz arzularıyla yere yöneldi gibi anlayabilirsiniz. Dolayısıyla ahiret ajandası yoksa kimsenin, o zaman yerine bu beklentiyi dünyada karşılayacak bir girişim alacak demektir. İnsan bu anlamda beklentisiz olamayacağına göre, o zaman o muazzam beklentiyi dünya ile karşılamak, dünya ile gerçekleştirmek ancak başkalarına taarruz ederek olabilir. Bakınız bu ikili burada da var. وَرْجُلْ يَوْمَ الْآخِرَةِ Ahiret yurdunu talep et. وَلَا تَعْفَوْ فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ Yeryüzünde fesat çıkarmak için oraya buraya taşkınlık yaparak saldırma. Ankebut suresi 36. ayette Şuayb aleyhisselamın kavmini olan öğüdünde yer alıyor bu ifadeler. Firavun dedi ki ذَرُونِي أَقْتُلْ مُوسَى Bırakın beni Musa'yı öldüreyim. Geçen okuduğumuz ayette Firavun öldürmeye yanaşmaz iken mele onu, Firavun'u اَتَذَرُ مُوسَى وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ Sen Musa'yı bırakacak mısın böyle? Yerde fesat çıkarsın. Ondan sonra اَتَذَرُ مُوسَى وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ Ve senin ilahlarını, senin dinini terk etsin. Bırakma, öldür demeye getiriyorlar. Burada da sahne tam tersi. Orada etrafındakiler Firavun'u bırakma, öldür derken burada Firavun bırakın beni öldüreyim. وَقَالَ فِرَعَوْنُ Firavun da dedi ki ذَرُونِي Bırakın beni, tutmayın beni. اَقْتُلْ مُوسَى Musa'yı öldüreyim. وَلْيَدْعُ رَبَّهُ Varsın o Rabbini çağırsın. İnni akhafu en yubaddila dinakum. Korkarım size dininizi değiştirecek. Ev en yuzhira fil ardil fesad. Yahut yerde fesat çıkaracak. Bu kez yine onların bakış açısıyla yerde fesat çıkaran bir Allah'ın Resulü, Allah'ın Nebisi. Çünkü onlarda söylemler tam ters. Onlara yeryüzünde fesat çıkarmayın dendiğinde la tufsidu fil ard kalu innema nahnu muslihun dediler. Hayır, biz ıslah edicileriz. Ne fesadı? Dolayısıyla propagandaları tam ters olduğundan iyileri de kötü görüyorlar. Tıpkı Lut'un kavminin temizlenenleri kötü kimseler addedip sürmeye kalkışmaları gibi Hazreti Nuh'u ve kendisiyle birlikte iman edenleri. Burada da yine Firavun Hazreti Musa'yı fesatçı olarak tarif ediyor ve bu kez de o bırakın beni öldüreyim diyor. Korkarım ki bunlar ne onlar sahicikten Musa'yı öldür demişlerdi Firavun'a. Ne de şimdi Firavun sahiden bırakın beni öldüreyim diyor. Çünkü hem onlar hem Firavun biliyorlar ki Musa'yı gönderen yüce yaratıcının ta kendisidir. Çünkü bunu Allah bize haber verdi. وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ Onlar bunu yalanladılar ama içten içe yakinen bunun bir gerçek olduğunun farkına vardılar, farkındaydılar.
böyle kimselerin dolayısıyla bu yaptıkları şeyler blöften ibaret bir şey. Çünkü biz biliyoruz ki etrafı bütünüyle kontrol eden Firavun bu kadar istekli olsaydı, Mısır'ı kontrol eden Firavun veya etrafındakiler bu kadar istekli olsalardı illaki öldürtürlerdi. Civardan, oradan, buradan sihirbazlar toplayıp büyük merasimler hazırlayıp Musa'yı böyle yenmeyi deneyeceklerine bir gecede yok edebilirlerdi. Dolayısıyla da bunda aslında samimi değillerdi. Yüce Yaradan'ın azabından korktular. O yüzden aralarındaki bir iki şahsa, Musa'ya ve Harun'a dokunamadılar. Bu sahnelerde bırakın öldüreyim diyen Firavun bence blöf yapıyor.